Anı verilmiş. Evet. Tabii bir yerden kapı açılınca her şey ortaya çıkmaya başlıyor, dökülüyor yavaş yavaş. İster orada çalışanlardan, ister orada tedavi görenlerden hep bir şeyler ortaya dökülmeye başlıyor. Ama yani böyle acı bir olayla ortaya dökülmesi insanın vicdanı gerçekten yaralayan sıkıntılı bir durum haline geldi. Peki bu doğru mudur? Yani siz tabii işin içinde daha şey... Şimdi 17 tane şehir hastanesi var. Yani bu işte şehir hastaneleri dediler. O şehir hastanelerini de o yani daha fazla doldurmak için de sizin de biraz önce söylediğiniz diğer şey özel sektör baskısı var. Devletin de kendi baskısı var. Yani sırf şehir hastanelerine daha çok kişi gitsin diye diğer sağlık hizmeti veren hastaneleri yetersiz bırakıyorlar. Yani her şeyi şehir hastanesine yönlendiriyorlar. Şimdi evet şehir hastaneleri evet baktığınızda işte gidiyorsunuz her türlü imkan var. Ama ve lakin biz bu yıl 17 tane şehir hastanesi bütçeden 273 milyar lira kira ödeyecekmişiz. Şimdi bir tam teşekküllü hastanenin maliyeti 2,5-3 milyar liraymış. Yani biz her yıl yaklaşık olarak 100 tane hastane parası ödüyoruz 17 tane şehir hastanesine kira olarak. Esasında her yıl 100 tane hastane yapabildik. Bütün bu hizmeti verebiliriz. Yani buradaki akıl dışı mantık nasıl bakıyorsunuz? Şimdi özel hastanelerin çok sayı olarak artması ile şehir hastanelerinin kira artı orada yapılan işlemlerin fatura edilmesi, çalışan hizmetlerin fatura edilmesi hepsi üst üste özel hastaneye denk geliyor neredeyse. Yani özel hastanenin harcadığı parayla şehir hastanesinin kiraya içinde çalışan temizlik elemanlarına, yapılan tetkiklere, çekilen filmlere ödediği para özel hastanenin üstüne çıkıyordur. Çünkü bizim İzmir'den bahsedelim, İzmir Şehir Hastanesi. Gördünüz mü bilmiyorum, devasa bir hastane. Evet. Gerçekten çok büyük bir hastane. Ne kadar büyük olursa işletim maliyeti de o kadar fazla olur. Bu standart Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bir şey. Ne kadar büyük hastane, o kadar büyük maliyet. Tabii temizlik, elektrik, su, yani onlar zaten fazla. Evet. Temizlik hizmetleri de eskiden devletin personeli yani maaşlı memuru yapardı bu işleri. Şimdi o da hizmet alımı şeklinde yapılıyor. O da çok büyük bir gider. Çünkü o hizmeti veren kuruluş da para kazanıyor. Orada çalışanlara da para veriyor. Hepsi üst üste binince maliyet özel hastaneden farklı değil. Peki yani şehir hastanesi projesi mi o zaman? Yani siz sağlıkçı olarak baktığınızda bu proje doğru bir proje midir? Yoksa doğru projedir ama işletilmesi mi yanlıştır? Şimdi bir şehrimizde devletin iyi bir hastanesinin olması iyi bir şey. Ama vurguladığınız gibi bu sistemi eskisi gibi yürütmemiz lazım. Yoksa binayı kira verelim, çalışanı şirketten sağlayalım. Film çekeceğiz, bir şirket değerlendirsin çekilen filmleri. Kan tahlillerini bir firma yapsın, ona da para verelim. Bu sistemle olmuyor. Olmadığı zaten ayan beyan ortada. Bunu mutlaka bir devlet hastanesi mantığıyla yürütüp orada çalışanların, hizmet verenlerin, hizmet üretenlerin hepsinin kamunun personeli olması en ideali. Ne kadar piyasalaşırsak geldiğimiz nokta belli.